Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz bugün Arefa ve Arefa nedeniyle evet kurban yerindeyiz. Yine kurban haberlerimiz devam ediyor şu anda. Küçükbaş hayvanlarla evet görüntüleri yapıyorsunuz. Birkaç görüntü, birkaç röportajları vereceğiz. Gördüğünüz gibi küçükbaş hayvanlar var burada. Evet, siz nereden geldiniz? Kolay gelsin, hayırlı bayramlar. Sağ ol. Biz Çamlı Hemşire'ne bağlı Haçivanak Yaylası'ndan geliyoruz. Kaç gündür buradasınız? Burada bir haftadır buradayız. Yani ne kadar daha kalacaksınız? Üç gün daha. Üç bayram gün süresince kalacağız. Bayram süreci de burada. Ondan sonra satılmayan malı geri getirdik. Nasıl? Satışlar nasıl? Satışlar hiç iyi değil. Vatandaştan moral yok. İnşallah belki Allah, belki bir de biliyorsunuz bizim vatandaşımız bazen son günü bekleyenler de var. Biraz evet, daha düşsün müşsün diye. Biraz daha fırsatçılık yapıyorlar. Ya işte maalesef yani... Bu duruma Allah kimseyi düşürmesin de geçen bir haber yaptık, 150'ye satış yapıyorlardı. Şimdi mecbur 150 liralık hayvanı 100-110'a satmak zorunda. Para yok, çay paraları dağılmadı. Onun için bayağı bir sıkıntıya kaldı. Sıkıntılar var. Dediğimiz gibi şimdi kaçtan başlıyor bunlar? Bu kaç paradan başlıyor? 10 lira, 12, 15, 18'e kadar var. Ya 3 gün daha buradasınız. Alan yok, alan yok, satış yok. Ya inşallah olur, dur bakalım. Bak haberimizi de yapıyoruz inşallah. Allah büyük dediğimiz gibi daha bugün Arefa'dır, yarın bayramdır. Üretici zor durumda. Artık inşallah iyi olur. Dediğimiz gibi, gördüğünüz gibi inşallah iyi olacak. Hayırlı bayramlar. Biz onu bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an satıcıların minneti vermiş oldu. Bilgileri sizlere aktardık. Gördüğünüz gibi küçük hayvanlar burada da var, karşıda da var. Ve diğer tarafta da var. Kimi Çamlı Hemşin'den gelmiş, kimi Lamgo'dan gelmiş. Evet, gördüğünüz gibi. Ama biraz da sıkıntıları var. Evet, gördüğünüz gibi şu an evet röportajlarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi kimi satılmış. Burada satılmayan var mı? Yok. Ne kadar, siz kaç tane getirdiniz? 20 tane hemen getirdim. Kaç tane sattınız? 17 tane sattım. Fena değil yani. Allah razı olsun yani. Olur o kadar. İnşallah satılır, daha da İnşallah. Var. Ama tabii biraz da sitem eden var mutlaka yani. Bakıyorum adam 50 tane getirmiş, sattım diyor. 30 tane getirmiş, satan var. Satmayan da olabilir. Yani hayvan tabii ki kimi daha iyi besili olanı alıyor. Dediğimiz gibi. En azından herkes gücüne göre söylüyor. Yapacak bir şey yok. Herkesin niyetine kabul etsin. Allah herkesin bayramı mübarek olsun. Allah kabul etsin, sağ olasın. Evet, gördüğünüz gibi 2-3 tane kaldı diyor. Evet. Evet, kimileri tabii satmış, kimileri satamamış. Tabii bu dediğimiz gibi insanların düşünceleri. Evet, gördüğünüz gibi şu anda yine bir bölüme geldik. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Bunları sattınız mı? Ne yaptınız? Biz 15 gün önce gelmiştik, böyle bir yayın yaptık ama. Nedir durum bu şu anda, hayvanların durumu nedir şu anda? Şu anda satamadık, sadece bir tane satmışız. Kaç tane getirdiniz? Siz nereden gelmiştiniz? 23 tane getirdik, Ardahan'dan geldik buraya. Ben geldiğimde yoktunuz ama yani evet, erken geldik. Biz sonradan geldik. Sonradan. 20 evet. Kaç tane getirdiniz? 23 tane getirdim işte, amcaoğluyla beraber 36 tane getirdik. 30? 5 tanesini sattık. Diğer 30 tanesini şimdi yükleyeceğiz, arabamız geliyor. Geri gidecek, sevkini falan yaptık. Evet. Hayvanlarımızı birazdan yükleyeceğiz. İşte arabamız gelecek. Peki durumda... bu kaç tane getirdiniz dediniz? 35 tane. 35 tanenin ödemesini siz yaptınız mı? Şimdi biraz sıkıntılar var. Yani şunu da gerçek konuşmak lazım. Evet. Şimdi 35 tane getiren eskiden 2 idi neyse, biraz düşmüşler. Yani 35 tane hayvandan 2 ile çarpsan 70 civarında. Şimdi şunu söyleyenler var. Yani satan satmış. Sıkıntı evet, yok. Doğrudur. Ama şimdi diyor ki vatandaş, şunu iddia ediyor. Bazıları yani, herkes değil. Eve atıyorum 35 tane getirdim, 5 tane sattım. Benden belediye 35 tanesinin parasını aldı. Sizden aldı mı öyle bir şey? Yok, bizden o şekilde almadı. Biz de yardımcı oldular. Gereken bütün kolaylıkları. Bunu söylemek sağladılar. Lazım. Evet. Sağladılar. Kolaylıkları sağladılar. Bu konuda belediye konusunda bir sıkıntımız yok. Tamam. Belediyeden razı olsun. Bütün personellerine razı olsun. Gereken bütün çalışmaları, gereken bütün
yardımları elinden geldikten fazlasını bize yaptılar. Ya size, ama satıştır, nasiptir. Ya orası öyle zaten evet. Sevgili yani yanlış anlamayın. Tabii biz kimsenin ne avukatlığını bir şey yapıyoruz ama hayat pahalı, durum böyle. İnsanların şeyleri durum böyle. Kimi kimisinin besilisi iyi olur satar, kimisi satamaz. Kimi çok tanınmıştır, devamlı geliyordur. Evet, evet. Adam tanıdığından alır, kimisi alamaz. Ama onu geçtik yani şimdi 35 tane efendim hayvan getirip de bana ne 35 çarpı 2 şimdi düşürmüşler onu. Evet. Bu kadar parayı ben alırım diyorsa biraz tabii ki sıkıntı olur. Almadılar. Öyle bir şey. Gereken bütün kolaylıkları tanıdılar. Gerçekten. Bize dediler ne kadar verebilirsiniz. O şekilde yaptılar. Biz elimizden yani imkanlarımız doğrultusundan verdik parasını. Ya bu Kurban Bayramı ya. Onun Kurban Bayramı yani. Eksikleri sahtekarlık olur mu? Başkanımıza, olur mu da, başkanımıza da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisini tanımıyoruz ama evet. Allah ondan da razı olsun. Bütün personellerinden razı olsun. Gereken bütün çalışmaları bize yaptı. Çok teşekkür ederim. Memnunuz. Allah hepsinin işini var etsin. Hepsinin de burada bütün pazar halkının da bayramı mübarek olsun. Ne zaman gideceksiniz siz? Bugün akşama doğru yola çıkacağız. Yani kalmıyorsunuz yarın. Yarın gideceğiz. Yarına kalmıyoruz. Başka bir yere mi gidiyor yoksa? Evimize gideceğiz. Yani satılmaz mı bundan satılmaz. Sonra? Satılmaz. Bundan sonra. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ne zaman, kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? Bunu yıllardır yapıyoruz ama ilk defa kurbana geldik. Ha. Böyle bir sorunla karşılaştık. O da nasip. Nasıl? Bu işler böyle dediğimiz. Peki. Hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederim. Efendim. Yani evet. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle evet satamadık ama belediyeden de herhangi bir sıkıntımız yoktur diyorlar. Evet gördüğünüz gibi.